Ali Kara Hasanoğlu, Kayyım, Ruhban Okulu, FETÖ evlerine ateş, Akit TV'ye ödül. Gündem öyle yoğun ki, konu seçmekte zorlanıyoruz. Bir yandan %1 oy farkı ile Hakkari'de belediye başkanı seçilen Demli isimin, 2014'ten bu yana süren davası. Daha yeni, dün sonuçlanıp, 19.5 yıl ceza verilmesi. Yapılan teröre destek şeklindeki somut suçlamalara cevap veremeyen Demlilerin, CHP'lilerin, milletin iradesine saldırı, yorumları yapması. Sanki %46 oy alan Demli yerine, %45 oy alan AK Partili aday koltuğa oturtulmuş gibi algı oluşturulması. Devletin valisinin kayyum olarak atandığı gerçeğinin gizlenmesi. Diğer tarafta ise, halkın %52 oyu ile Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan'a, hakkında hiçbir cezai soruşturma olmadığı halde Cumhurbaşkanlığı görevlerini yaptırmamak için parmak sallanması. Nasıl oluyor? Nasıl olabiliyor? Merak ediyorum. Hakkari Belediye Başkanı terör örgütüne destek verdiği halde görevden alınamayacaksa alınırsa milli iradeye saygısızlık olacak ise sizler Türkiye'nin genelinde yapılan seçimde %52 oy alan Tayyip Erdoğan'a müfredat değişikliği yapma gibi de çok görürseniz. Aslında Erdoğan'ı fiilen görevden almış gibi yapmış olmuyor musunuz? Müfredat değiştiremezsin. Merkez Bankası başkanını görevden alamazsın. Rektörü öyle atayamazsın. İyi, halkın %52'si Erdoğan'a Cumhurbaşkanı olması için oy vermedi mi? Gündem yoğun dedik. Neler yok ki gündemimizde? Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılmasına yönelik Ahmet Davutoğlu'nun gazetesinin yaptığı organize çalışmalar. Hani sorasımız geliyor. Siz kimden yanasınız? Yunan'dan yana mı, Türk'ten yana mı? Gerçekten de Karar gazetesi profesör etiketi ile Mensur Akgünü konuşturmuş. Muhterem diyor ki, mütekabiliyet aramadan açalım. Yetki sende olduğunda mütekabiliyet aramadan açarsın Mensur efendi. Ama bırakın da Yunanistan'ın uçaklığını yapmayın da Türkiye atacağı bir adım varsa onun karşılığında Yunanistan'dan da bir taviz alarak o adımı atsın. Yoksa Yunan'ın sözcüsü gibi ortaya atılıp sorgusuz sualsiz ruhban okulunu açalım derseniz Yunan'ın avukatlığını yapmış olursunuz. Yunanistan kendi sınırları içinde camilerimizde ibadet yapılmasını engellerken bizim içimizdekilerin ruhban okulunu Mütekabiliyet aramadan açalım demeleri AK Parti iktidarını aynı zamanda tuzağa düşürmekten başka bir şey değildir. Çünkü Millet İttifakının bileşenlerinden Karar, Ruhban Okulunu hemen açalım derken Millet İttifakının diğer bileşeni CHP'nin yarı resmi yayın organı Cumhuriyet Gazetesi ise Ruhban Okulunun açılmasının Lozan'a aykırı olduğunu tarihçi Hakkı Uyar'ın dilinden hatırlatıyor. Hani İyi Parti milletvekili Adnan Beker diyordu ya, altılı masanın seçimi kazanması felaket olurdu. Allah bu milleti korumuş. Aynen öyle. Bunlar iktidara gelmiş olsaydı, biri ruhban okulunu açmak için didinirken, diğeri onları hainlikle suçlardı. Bir başka önemli konu, FETÖ örgütündeki son gelişmeler. 17 Aralık emniyet darbesinden hemen sonra, ayağa kalkıp kalkıp oturarak, beddualar yağdıran, o polislerin binde birini tanıyorsam benim, tanımıyorsam beni suçlayanların evlerine ateşler düşsün, ifadeleriyle, darbeden haberi olmadığını iddia eden Fethullah Gülen'in ağır hasta olduğu, kimilerince de öldüğü iddia edilirken, tam da bedduanın kendilerine döndüğü ve FETÖ terör örgütünün mensuplarının birbirine düştüklerine yönelik haberler, ardı ardına geliyor. Gülen'in en yakınındakiler, akrabaları dahi, birbirlerine düşmüş durumdalar. 17-25 Aralık darbesi için binde birini tanımam diyerek çıktıkları yolda. O polislerin nasıl FETÖ kurtları olduğu süreç içinde ortaya çıktı. Sonrasında 17-25 Aralık emniyet darbecilerini kurtarmak için askeriyedeki FETÖ'cülerin yaptıkları darbede. Yine başarısızlığa mahkum oldular. Yine o darbeyi de kendilerinin yaptıklarını inkar etmeye kalkıştılar. Bugün ise artık kendi elemanları, Askeri darbeyi de kendilerinin organize ettiklerini açık açık söylemeye başladılar. Duamız odur ki işledikleri suçların cezası ahirette çekeceklerinden kuşku yok da dünyada da karşılarına çıkar. Son olarak Akit Medya grubunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan elinden aldığı bir ödülü aktarmak istiyorum. Anadolu Yayıncılar Derneği'nin her yıl düzenlediği Anadolu Medya Ödülleri töreninde Akit TV'de hafta içi her gün saat 10.30'da gazetemiz genel yayın yönetmeni Murat Alan ile birlikte gazete haberlerini yorumladığımız Manşetlerin Dili programına yılın sabah programı ödülü layık görüldü. Program hem gazete haberlerinin yorumlanması, gerçeklerin ifşa edilmesi açısından önemli hem de tarihe not düşülmesi açısından önemli. Gazetelerin ikircikli tavırlarını Manşetlerin Dili programında yorumlarken bir yandan açlık edebiyatı yapanların hemen ertesi günü nasıl ekonomi sınıfı yolculuk, biznes sınıfı yolculuk, muhabbeti yaptıklarını anlatırken, emekli müftülere köşe yazıları yazdıran bazı muhafazakar gazetelerin bir eşcinselin paylaşımları eşliğinde bayan voleybolcuların mayolu fotoğraflarını logo kenarında yayınlamakta bir görmediklerini aktarırken, tesettürlü yazarların yafilenin sultanlarına da giderlerse gitsinler denilseydi başlığı ile yazılar kaleme aldırılırken, aslında o voleybol takımının içindeki yabancı bir voleybolcunun, yurt dışından Türkiye'ye geldiği, Türk vatandaşlığına geçerek takımda yer aldığından habersiz, cahilce yazdıklarını yorumlarken. Biz yoruluyoruz. Yalanları yazanlar, yorulmuyorlar.